Tek amacımız temel hak ve özgürlüklerimizi istememiz. İsteklerimiz de böyle abartılı şeyler değildir. Maaşlarımızda iyileştirme, yol ve yemek zamları, mesailerde yeterli kadar düşük olan ücretlerin artırılması, izinlerde ve resmi tatillerde yapılan mesailerin iki kat hesaplanması, vefat eden arkadaşlarımız oluyor. İşlerimiz çok tehlikeli. Arıza biriminde ve diğer birimlerde her yıl birkaç tane arkadaşımızı maalesef kaybediyoruz. Biz burada işi aksatmıyoruz. Şu anda sahada hala görevli olan arkadaşlarımız da mevcut. Şu anda biz burada sadece bu eylemi temel hak ve özgürlüklerimizi almak için yapıyoruz. Yönetim defalarca temsilcilerin görüşmesine rağmen kabul etmiyor. Verilmiş olan düşük ücreti kabul etmemizi, eski şartlarda çalışmamızı talep ediyorlar bizden. Bizler bunları kabul etmiyoruz. Bizim 6 ayda bir ikramiye istememiz gayet normaldir. Banka promosyonunu istememiz gayet normaldir. Saha personelleri olarak sabah 8'den akşam 6'ya kadar yoğun tempoda yaz kış demeden çalışmaktayız. Yıpranma payı istememiz gayet normaldir. İş garantisi istiyoruz. Sendikalara üye olmak istiyoruz. Bu talep Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde uygulanan bir taleptir. İsteklerimiz böyle abartılı istekler değildir. Vardiya sisteminde çalışan arkadaşlarımızın ek olarak %15 gibi bir talepleri vardır. Mesailerde %15 ek talep vardır. Şoförlere ek ücret talebi gayet normaldir. Çünkü şoför olan arkadaşlar hem kendi işlerini hem de şoförlük yapmaktadırlar. Ekip şeflerinin yıllarca kıdemi vardır. Bu kıdem için bir maaş farkı istemektedir. Bu da gayet normaldir. Okul, evlilik, doğum ve yakıt yardımı gayet insani bir haktır. Biz bunları talep etmekteyiz. Yönetimimizden ricamız tez zamanda bizim bu taleplerimizi uygun bir şekilde yerlerine getirmeleridir. Aksi takdirde biz kararlı ve dirençli bir şekilde devam edeceğiz. Çünkü yıllardır çalışmalarımız sömürülüyor. Burada saha personeli olarak endeks okuma, arıza birimi, kesme açma, bakım onarım ve diğer bütün birimler adına konuşuyoruz. Bütün birimlerin talebi İnsani şartlarda çalışmak, insani şartlarda emeğinin karşılığını almaktır. Bölge genelinde 8000'e yakın personel çalışmakta. Birçok kişi ağır şartlarda çalışıyor. Ve bu kimsenin umurunda değil. İş yükünün ağırlığı bizi oldukça yıpratıyor. Maddi ve manevi sıkıntılarımız mevcuttur. Burada herkes şu anda hemfikirdir. Sadece yönetimden ricamız, istemiş olduğumuz temel ve temel haklarımızı bizim yerine getirmeleridir.
ve bu lütfen uzamasın. Biz de bir an evvel işimize devam etmek istiyoruz. Bize öngörülen maaş zammı yok. Devletin vermiş olduğu, hükümetin belirlemiş olduğu zammı veriyorlar. Ekonominin durumu ortada, artık geçinemiyoruz.